İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla. Cumhuriyet deyince aklımıza Yüce Atatürk'ümüzün kurmuş olduğu yani bir rejim. İnsanların kendi kendini yönettiği, kendi yöneticisini seçebildiği. Aynen. Yani aynen. İnsanların hani daha özgür olduğu, istekli şeyler yapabildiği, işte kendi yöneticilerini seçtiği mükemmel bir rejim yani. Çok memnunuz. Cumhuriyet gelince Cumhuriyet Bayramı geliyor. Vallahi kişiden kişiye değişir ama benim herhalde çağdaşlık olabilir. Atatürk. Atatürk. Özgürlük geliyor, hürriyet geliyor, demokrasi geliyor, her şey geliyor. Özgürlük. Cumhuriyet Gazetesi var, Cumhuriyet Halk Partisi var. Onlar geliyor aklıma. Evet. Aklıma ne geliyor? Çok şey geliyor. Bir tanesini söyleyin o zaman. İşte bir tanesi bu, altında. Bisiklet. Seçme, seçilme. Kadın hakları. Hepsi geliyor. Cumhuriyet deyince aklımıza ne geliyor? Atatürk geliyor. Cumhuriyet deyince ilk aklımıza gelen Atatürk'ün kuruluşu geliyor. Çok güzel. Sizin? Aynı devam. Yani aynı Atatürk 1923'te Cumhuriyet'i kurmuş. Evet. İlk aklımıza gelen bu. Cumhuriyet deyince aklıma bağımsızlık geliyor, demokrasi geliyor. Cumhuriyet deyince Cumhuriyet yönetim şeklidir. Dünyada benim bildiğim bir Fransa, bir Türkiye Cumhuriyet'le yönetilen başka bir ülke yok. Atatürk. Cumhuriyet ülke demek. Ülkeyi korumak. Yani Cumhuriyetimiz ülke kurulan şey demektir. Cumhuriyet. Peki Cumhuriyet deyince aklınıza ne geliyor? Sona geldiğini. Atatürk geliyor, özgürlük geliyor. Özgürlük geliyor Cumhuriyet olunca. Cumhuriyet deyince insanların daha hür içerisinde, özgürlük içerisinde yaşaması aklıma geliyor. Cumhuriyet ülkemizin yönetim şekli, demokrasi, halkların özgürlüğü. Cumhuriyet deyince bağımsızlık geliyor. Cumhuriyet deyince aklınıza ne geliyor? Cumhuriyet deyince aklıma Türkiye geliyor. Cumhuriyet demek hem millet kendi kendisini yönetmesi, idare etmesi, başkalarının müdahalesine kalmadan hayatını normal yaşaması demek. Cumhuriyet deyince bir ülke yönetimi geliyor aklıma.